Şimdi uygulamamızın sunucu tarafını yapalım. Yazalım, bir sunucuyu ayağa kaldıralım. Sunucu nasıl çalışıyormuş bunu bir görelim. Ondan sonra modelimizi sunucu üzerinde çalıştırırız. Yine bir tane Python dosyası oluşturduk. Şimdi burada sunucu olarak Flask kullanacağız. Flask dediğimiz uygulama, daha doğrusu framework, Python programlama dilinde yazılmış bir web geliştirme çatısı olarak adlandırılabilir ya da bir framework'tür. Çok kolay bir şekilde bir sunucu oluşturarak bu sunucuya çeşitli sorgular göndermemizi sağlar. Şimdi hemen oluşturalım. From Flask import Flask virgül request sorgu yapacağız. Buradan bir tane Flask nesnesi oluşturacağız. Oluşturacağımız Flask nesnesinin Flask şöyle parantez içerisinde bakın şöyle iki alt çizgi name bu şekilde olması gerekiyor. Sonra application root dedik. Parantez içerisinde tırnak içerisinde şöyle plaka diyelim. İllerin plaka durumunu versin. Biz sadece burada bir sorgu oluşturacağız. Nasıl kullanıldığını görelim diye. Methods. Zaten bunu ayağa kaldırınca geriye bizim oluşturduğumuz pickle'la oluşturduğumuz öğrenme dosyasının ya da yapay zeka modelinin kullanılması kalacak. Buradan bir post işlemi yapacağız. Biz bunu da tırnak içerisinde olması lazım. Şimdi bununla ilgili Flask nedir? Bununla nasıl projeler geliştiririm derseniz zaten kitap içerisinde bununla ilgili bölüm var Flask'la ilgili. Raspberry üzerinden bizim Erdal Hoca ile yazdığımız kitapta bunları oluşturabilirsiniz. Sonra fonksiyon oluşturalım. Plaka diyelim fonksiyonumuzun ismine. Bakın şu plakayı çağıracak. Buradan request data eşittir request nokta get json. JSON dosyası çekeceğiz. Buradan parantez içerisinde force eşittir true. Plaka şehir eşittir request data köşeli parantez içerisinde şöyle plaka il diyelim. Sonra if parantez içerisinde plaka şehir eşit eşit Ankara ise yani Ankara sorgusu gönderildiyse birazdan sorgu dosyamızı da oluşturacağız. Cevap eşittir istediğiniz il plakasını verecek bize. Buradan sıfır değeri plakası nokta format. Ne yapacağız? Biz buradan plaka şehri plaka şehir sorgusuyla birlikte sonrasında artı plaka kodunu yazacak. Ankara'nın plaka kodu ne? 06. Bu kadar basit. Şimdi buradaki sorgumuzu alalım. Yani koşul durumunu çoğaltalım. Şunu elif yapalım. Eğer İzmir ise plakası ne diyecek? 35. Bunu da kopyalayalım. Bunu da yapıştırdık. İstanbul ise plakası diyecek ki 34. Geriye de bu cevabı döndürecek. Return cevap dedik. Şimdi sunucuyu ayağa kaldıralım.
if name eşit eşit, buradan geriye main dosyasını sorgulayacak, main yani fonksiyonu sorgulayacak, app nokta run parantez içerisinde port numarası, hangi porttan kullanacaksanız 5000 olur, 6000 olur, 7000 olur, 8000 olur, size kalmış. Ben buradan kullanacağım diyorum. Bakın şu an sunucuyu oluşturduk. Sunucuyu açtığım zaman şu an geriye bir değer döndürecek benim dosyam yok. Onu da hemen oluşturalım. Ve bu sunucu tarafını da bitirmiş olalım. Evet, şimdi farklı bir editörden yani Spider'dan oluşturacağım dosyamı. Ne yaptık biz? Temel itibarıyla burada Jupyter üzerinden herhangi bir Python derleyicisinden de yapabilirsiniz. Yani yorumlayıcısından, Python'ın kendisinden de yapabilirsiniz. Ancak o zaman Flask'ı yüklemeniz lazım. Anaconda ile birlikte geldiği için ben direkt kullandım. Import JSON dedik. Import request. Buradan da sorgu işlemlerini yapacağız. URL'miz neydi? Eşittir. Hemen döndük buraya. Bakın bize zaten burada URL'yi verdi. Şurası. Burası, ama burada bir eksiklik var. Fonksiyonumuzun, yani şuraya yazdığımız plakanın da ismini yazmamız lazım. Eşittir dedik tırnak içerisinde. Bunu yazdık. Slash plaka diyeceğiz. Buradan çağıracağız sorgumuzu. Request data eşittir json nokta dumps parantez içerisinde, bir de süslü parantez koyup tırnak içerisinde plaka il diyoruz. Biz bakın şurada plaka ili oluşturmuştuk. Bu request data buraya gönderecek veriyi. Bizim sorguladığımız plaka il dedik. 2 nokta. Neyi sorgulayalım? İzmir'i sorgulayalım başlangıçta. Sonra geriye dönen response eşittir request post parantez içerisinde URL. Bakın URL şuradan plaka. Şu adres ve plaka. Sonra da sorgumuz, o da request data. Request data sorgulayacak. Bunu da yazdıralım. Print response nokta text diyelim. Şimdi bunu da bir çalıştıralım. Bakın İzmir'in plakası dedi. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Ankara dedim. Ankara'nın plakası. Bakın biz şu web arayüz tarafıyla şu an ilgilenmiyoruz. Sadece burada sorgumuzu yaptık ve geriye döndü. Sunucu tarafı bu şekilde. Bakın şu dosyamız nerede? Evet. Şurada gördüğünüz gibi sunucuyu oluşturduk. Her sorguda da buraya sorgu değeri gelecek. Tekrar çalıştırdık. Bakın Ankara değerini attı. Burada da yeni bir sorgu yapıldığı tarihi gösteriyor. Sunucu tarafı uygulamamız bu şekilde.